Herkese böyle birazcık bulanık bir Zonguldak'tan tünaydınlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bugün havamız böyle biraz kapalı arkadaşlar. Sanırım yağacak. Benim bankada işim var. O yüzden çarşıya ineceğim ve bir işim daha var. Şimdi size göstereyim. O işimde ne biliyor musunuz? Şu çaydanlığı epeydir aklımda. Üstümü de giydim bu arada. Bir türlü veremedim. Bakın saplarımı fark ediyor musunuz? Şurası şimdi ıslak, yıkadım da. Saplarını değiştireceğim. Bir de biliyorsunuz bunu yakmıştım. Kalaylandı ama yine de içi böyle kaldı. Altı falan. Babamın verdiği bir abi var. Ona getireceğim. Bakalım ne kadara yapacak. En azından güzel olur diye düşündüm. Çünkü şu sapları şu an hani ıslak çok belli olmuyor. Bayağı bir mat ve kötü oldu nedense. Bulaşık makinesine attığım için mi öyle oldu onu da bilmiyorum da. Bu çaydanlık bana çok yaramadı yani. Neyse bakalım çaydanlığımız yenilensin. Ben de bir iki işim var bankadan sonra, onları halleder eve gelir. Hemen bir yemek yaparım. Çünkü dünkü dolmamız sadece bu kadar kaldı. Ben sabah da bir tane yedim. Çok güzel olmuştu. Evet, o zaman hadi bunu hemen torbaya koyalım. Hatta torbam nerede? Şurada. Sizlerle beraber çıkalım inşallah. Evet, çıktım bakalım çaydanlığı al. Rahat giyindim. Hava kapalı ya. Şöyle kot mont giyindim. Hadi gidelim. Yağarsa da yapacak yok. Şimdi arabayı park ettim. Bugün arabayla gitmeyeceğim. Yukarıdaydı arabam. Dün yer bulamamıştım. İnanın var ya, o kadar bunaltıcı bir hava var ki. Yağarsa rahatlayacak. Böyle ay, patladım şu an montla. Ay niye öyle oldu? Bir sıkıcı. Neyse, bu inşaat da bayağı bir yükseldi yalnız. Allah kolaylıklar versin inşaatta çalışan abilerimize, kardeşlerimize. Allah kazalardan korusun hepsini. Gerçekten zor iş. Ama yani her iş zor işte. Şimdi şuradan binelim otobüsümüze. Ablamlar da bu akşam burada bir doktor arkadaşları var. Onun yemeği var. Uzmanlık yemeği. Ona gidecekler eniştemle. Oh, buralar güzel esiyor. Sizlerle ilk defa köprü üstünden gidiyoruz. Genelde hep alttan gideriz. Ama benim gideceğim yer hemen şurada. Anıtın karşısında. O yüzden dedim köprüden gideyim. Öyle arkadaşlar, köprüden gidiyoruz bakalım. İlk çaydanlığı verelim, yenilensin. Çok güzel çilek gördüm. Unutmazsam alacağım, buzluğa atacağım. Eşim çok seviyor. Yakında gelecek ya. Çilekli limonata yaparız. Bu sene hiç yapmadık. Barış'ın olmadığı belli. Haydi karşıya geçelim şimdi. Burası biraz şey, sıkıntı. Ben hemen şu tarafa doğru gideceğim. Şöyle yapalım. Çarşı burada kaldı. Biz bu üstten geldik. Bu sefer değişiklik olsun dedim. Evet, şurası bakın, Orhan Usta yazıyor. Babam buraya veriyormuş. Ben de ilk defa vereyim bakalım. Aynen burası. Kolay gelsin abi. Bakın böyle saplar varmış, renk renk de. Acaba hangi renk olsa? 1000 liradan başlıyor. Yanık sap, yatı artıyor. Bu yanık değil, karanlık böyle. Parlaktan bile de bayağı karanmış. 50 lira mı? Siyah yok değil mi abi? Siyah var. Ama şu nasıl? Ne bileyim. Değil mi? Siyahtan bıktı da renk arıyor. Doğru. Şimdi bayağı da seçenek var ya, seçmesi zor olacak ama. Kırmızı klasik. Şu olsun hadi, değişik olsun. Aynen. Şimdi abiye çaydanlığı verdim. Babamın adını verdim. Hemen tanıdı zaten. Sapı değişecek. O sarılık gidecek. Kalay tekrar yapacak. Onu bana bıraktı. İstersen yaptırma dedi ama dedim yapılsın. 90 TL ve size gösterdiğim sapı değiştirdim. Başka renk seçtim. Siyah yaptırma dedi. Siyahtan yani farklı bir şey olsun dedi. Ben de tamam dedim. Öyle yani. Şimdi gidelim hadi. Ya yarın alacağım. Yarın inemezsem de
Cumartesi alırsın dedi. Öyle bakalım. Ben şuradan geçeyim. Babamı aradım da duymadı. Banka işini de hemen 2 dakikada hallettim. Kimse yoktu Allah'tan. Benim işim de kısaydı. Şimdi Elsie'ye gideceğim. Bir tekstil tarafına bakacağım. Şöyle girelim bakalım. Üst kata çıkalım. Siyah, tüm gibi kapşonu vardı. Epeydir gelmemiştim. Ay ne güzel böyle limonlu tabaklar. Ay nasıl güzeller. 60 TL. Şunlar da güzel. Ben burada ne arıyorum biliyor musunuz? Bir ara yastık kılıfları vardı. Şimdi yok. Bir baktım size de çekeyim bakın. Bunlar ne kadara gelmiş? Ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Bu nebatı da güzelmiş ama fiyatını niye görmüyoruz? Yoruldum. Elif de çarşıda da belki karşılaşırız. Onun da işleri vardı. Şundan bende var ya. Bir tane şoka gelmiş. Onu çok beğendim. 129 TL. Ondan alasım var. Bu benimki gibi büyük de. Buradan küçük almıştık. Ha, şunlar da gelmiş bakın. Ne kadar yazıyor. 60 TL. Ama şunlara bayıldım. Gerçekten ne kadar güzel bir kahvaltı seti olur değil mi? Ay buna bakın. Ay epeydir kahve fincanı almıyorum. En son Aysun getirdi. Balıkesir'deki Emine arkadaşım getirdi. Hediye biliyorsunuz. Gönderdi daha doğrusu getirdi diyorum. Şu ne kadarmış söyleyeyim size. Görebilirsem. Bir saniye bakayım arkadaşlar fiyatına. Fiyatını göremedim. Şuna bakacağım. Bu Elsie Home kapanacak falan diyorlardı ama. Şimdi görmüyor mu inatla? Aa görmüyorum ya. Bir saniye şunu alayım da. Göremedim fiyatını. Şu da ne güzelmiş. Ay bu da çok güzel. Tam benim salonuma uygun. Bunda fiyatı yazmıyor. Böyle fiyat yazmayınca çok sinir oluyorum. Benim aradığım yok ama yine. Araları karıştırınca güzel şeyler çıkıyor. Bakın böyle güzel bir runner buldum. 150 TL. Bunu şimdi buraya koyacağım. Bir aralara bakayım. Bakın limonlu falan bir şeyler var. Aslında şöyle limonlu runner alacaksınız. Bir de tabak. Aa bu masa örtüsü galiba. Bir bakayım şuna. Şöyle. 199 TL. Yazıyor mu? Gözlüğümü takacağım artık herhalde böyle şeylerde. Aa bu kocaman. Ay bu çarşaf gibi. Ama güzel. Orada farklı şeyler var galiba. Bir bakayım ben durun. Bulursam size de çekeyim. Şunlar şey için alacağım arkadaşlar. Balkon için. Alt yeşil ya. Ablam bana kırlent vermişti biliyorsunuz. Şöyle bakın arıyordum epeydir. Malı da güzel. Filli. Ne kadarmış? Normalde 100 TL'ymiş. Şu an indirimde 80 TL'ymiş. 80 160 yani ama güzel. Buna bir bakayım. Aa bakınca buralardan bir şeyler çıktı ya da başka bir şey mi ama başka da yok biliyor musunuz? Sadece iki tane var. Ay alayım mı? Onlara epeydir bakıyordum ya. Aynen burayı da pazar yeri gibi yapmışlar. Şöyle 100 TL. Zekiye hep aklıma önlük deyince sen geliyorsun. Buradan öpüyorum seni arkadaşım. Şunları bir bakayım ya. Yeşil. Bunda da pembeler var. Yeşiller var. Bence uyar. Yani buldum sonunda. Bunu alıyorum ya. Şimdi buradan ayrılalım hadi. Gelmişken size de çekeyim bakın. Tabii bu bana kocaman da. Ama güzel. 250 TL. Kaç beden bu? 40. Aa. Ama sanki 40 gibi durmuyor. Ama güzelmiş ha bu. Böyle rahat şeyleri seviyorum da. Tabii şey yapacaksınız. Üzerine uzun bir şeyle giyeceksiniz. Beyaz olduğu için. Bugün Elsie turu olsun arkadaşlar.
Ay bu da nasıl rahat olur da üstüne bir şey giymek lazım. Bu ne kadarmış? Aa fiyatları gayet iyi. Nasıl rahat? Benim böyle mavim var. Şurada manken de var, göstereyim size. Bakın beyaz çantayla ne güzel durmuş. Şunlar da çok güzel. Ceketin fiyatı, şuna yanılmayın, 700 TL. Bu ablamlık. Bu sene yelekli şeyler çok moda. Ablam böyle lacivertli aldı. Benim annem böyle o kadar çok dikerdi ki bize. Ben çok giymişimdir böyle yelekli takım. Aslında böyle bir şey de olabilir. Çok severim. Böyle resimler bulsam size keşke koysam. Elsa önceki gibi değil. Güzel şeyler geliyor bakın. Kızlara göre nasıl rahat. Benim de böyle yazlık elbiseler almam lazım da. Bir dakika şunu gösteremiyorum size. Bir dakika arkadaşlar. Ay bu da böyle. 359 TL. Şöyle üstler. Gayet güzel. Siyahı da var. Ben böyle severim diyorum ya. Biraz da şu tarafları çekelim. Bir şunları sevmedim. Geçen de dedim ya, hiç sevmedim. Bu da güzel. Şu da rahat. Tam tiril tiril. Ama bu birazcık daha 300. Şu nasıl? Ay çok güzel elbiseler gelmiş. Ben bugün çok beğendim Elsie'yi. İyi ki gelmişim. Epeydir çekmemiştim hem size. Bakın. Tabii yakar ama. Şey gibi, carse gibi. Bu da aynen. Yo bu o kadar değil ama bu şey gibi hani pamuklu saten oluyor ya, nevresim takımları falan, aynı onun gibi. Onu sevmedim. Kalabalık da. Ay çeviremedim. Babalar günü de yakında. Evet inelim. Şunları alıyorum arkadaşlar bulmuşken. He Eda'ya atsam. Eda bana geçen atmıştı. Tamam bir saniye. Bunları alıyorum. Olur ya yastığıma falan uymazsa değişirim ama hoşuma gitti yani. Alalım. Şimdi ödememi yaptım. Kasaya geldim. Üzerinde 80 yazıyordu. Kasada 60 TL'ymiş. 120 TL'yi aldım. Eğer yastıklarıma uymazsa ona göre değişirsiniz dediler. Yalnız erkekler için de çok güzel şeyler gelmiş. Gerçekten. Şunlar ne kadar olmuş? 450. Bugün Elsie'yi çok beğendim. Bakar mısınız? Şimdi çıkalım hadi bakalım. Sahile gitsem mi acaba? Belki giderim, durun. Bakın buradan şöyle bir tane kurabiye canım istedi. 16 TL'ydi. Şuna da baktım ama şunu aldım. İncir kurabiye de var. Şimdi tabii ki sahile gideceğim. Bir kurabiye ile çay keyfi yapayım. Dünden beri kurabiye istiyorum, yapamadım. Şimdi arkadaşım İknur'la da konuştum. Bu arada İstanbul Pastanesi önceden oturma yerleri vardı. Salebi, tatlıları, her şey çok güzeldi de oturma yerini kaldırmışlar nedense. Neyse İknur'la konuştum. O da çocuklarıyla böyle bir koşturma içindeydi. Dedim sahile gidiyorum, kıskandım seni şimdi diyor. Hadi bakalım gidelim çayımızı içelim. Valla sahili çektiğimden sıkılan arkadaşlar varsa buraları atlayarak izleyin. Yani sık sık geliyorum çünkü seviyorum burayı biliyorsunuz. Bugün kalabalık değil, hava kapalı. Şimdi şurada bir çay ısmarlayacağım kendime. Kurabiyemle birlikte sonra da eve gideceğim, markete uğrayacağım. Öyle işte. Bayılıyorum böyle. Çayımı da söyledim. Buradan ilk defa aldım. Şunun güzelliğine bakın Allah'ınızı severseniz. Gözükmüyor. Çayım gelsin. Ondan sonra giderim. Geldi bile. Teşekkürler canım. Oh.
Şöyle çok güzel kiraz aldım. Şuradan da bir kilo. Aman çilek aldım. Buradan da kiraz alıyorum. Kolay gelsin. Oh, buraya bakın. Kopuyor burası. Şimdi ben durağıma geldim. Doğru otobüse bineyim. Bakiyemiz azalmış. Şöyle oturayım. Göstereyim de uzak çekim. Değirmen ağzına gidiyoruz ya, yukarıdan çekmişler. Nasıl güzel çıkmış. Aynen kartpostal gibi çıkmış valla. Eve şimdi geldim. Saat 5.30 oldu. Hemen makineye siyahları attım. Dün akşam da renklileri atmıştım, kurumamışlar. Peki ben ne yaptım? Hemen kılıfları geçirdim. Elif'e attım, Tuğba'cığıma attım. Beğendiler. Ben de beğendim. Böyle yeşiller var ya, bunda da yeşiller var. Gayet güzel oldu. Etiketlerini de daha koparmadım bu arada. Bunları böyle birazdan çıkartacağım. Elimde yıkayacağım. Makineye atmayacağım. Bence iyi oldu. Şuraya da böyle filli bir şey alırım. Tabii böyle abartmayacağım. Şu çiçeklerim de şimdilik burada duruyor zaten. Aa bakın, bu da buradan tomurcuk veriyor. Aynen açacak. Ya sizler bana dediniz ya, orkide bakımını bayağı bilen arkadaşlarım var. Çiçekliyken sakın saksısını değiştirme dediniz. O yüzden ellemiyorum. Arada bir suluyorum ama bunun çiçekleri gidiyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yapsam mıydım? Neyse kırarım bir de. Öyle yani, buraya da böyle filli bir şey alırsam bence güzel olur diye düşündüm. Şimdi vakit kaybetmeden hemen mutfağa gideyim. Yaren'in gelmesine Allah'tan bayağı bir var. Tavukları soslayayım. O da bilmiyorum aslında bugün yapmasan mı dedi ama. Bilmiyorum arkadaşlar, bakalım artık, neyse hadi bakalım. Çamaşır makinesi hala bitmedi. Çilekleri dedim suya bırakayım. Bunları güzel şuralarını kesiyorum. Buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Limonata yapmasam da size bir şey söyleyeyim mi? Eşim böyle dondurulmuş çileği çok seviyor. Baksanıza, bunu daha birkaç kere daha yıkamam lazım. Neyse, çökertmeden de vazgeçtik. Tavuğu şimdilik dolaba koydum ama buzluğa koymadım. Çünkü Yaren öğlen güzel yemiş ve geç gelecekmiş. İlla sen yap, ben gelince soğuk yerim diyor. O soğuk da bir şeye benzemez. Ben onu biliyorum çünkü gelince yemeyecek kesin de. Ben aç kalmayayım diye yap diyor. O yüzden vazgeçtim. Dünden dolma var. Birazcık da makarna var. Biraz alakasız ama öyle idare ederim ben bugün. O top gelecekmiş çünkü. Ben her mutfağa geldiğimde acı acı ambulans sesi. Rabbim şifa versin inşallah. Şimdi arkadaşlar, oturduğum yastık kılıflarını falan da çıkarmadım. Edit yaptım. Şöyle bir kahve yaptım. Şunu şöyle alalım. Ayağımı sirkeli suda beklettim. Allah razı olsun, çok tavsiyelerde bulunanlar var. Yani hepsini tabii ki denemem imkansız ama hani aklıma yatanları deneyeceğim. Batikon diyenler, Vix diyenler, beyaz sabunu rendele diyenler. Allah hepinizden razı olsun. Şöyle bir tane eti puf koydum. Karnımı doyurdum bu arada. Saatlerimiz 8 oldu. Bunlar böyle hala etiketleriyle duruyor. Etiketler de burada ama çok hoşuma gitti ya. Gerçekten iyi ki bugün gitmişim. Şimdi şöyle oturalım. Fincanı şöyle yapayım. Ayağım ağrıdı biraz. Evet, şimdi eti puf açayım. Şurada şöyle gün batarken bir kahve keyfi yapalım arkadaşlar. Bugün de akşam oldu, görüyorsunuz. Ay, deniz ne güzel çarşaf gibi gözüküyor. Bayrağımız da orada. Öyle. Hadi bakalım, bana afiyet olsun. Beni kahve içerken izliyorsanız sizlere de afiyet şifa olsun. Evet, şöyle geldim. Kahve keyfini yaptım. Hava karardı. Arkamda da yastık. Bu her videomda böyle benle bütün... Aa, Yaren geldi bir saniye. Ne diyordum hatırlamıyorum da, kızıma kapıyı açtım ve geldim. Şimdi arkadaşlar, buraya uzanacağım. Güzel yorumlarınıza döneceğim. Yorumlar beni bekliyor. Dün o kadar geç saate bıraktım ki yorumları. Bir baktım saat 3. Yorumlar bitecek gibi değil. Dedim yatayım, yarın devam ederim. Otobüste gelirken öyle böyle dünkü yorumları bitirdim. Bugün de biraz otururken yaptım. Hatta telefonumun şarjı burada. Şimdi şarja takacağım. Ayaklarımı da uzatacağım. Yorumlarınıza döneceğim. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Eve geldikten sonra bir ara Elif yazdı. Saat 6 mıydı? Pardon, ses attık birbirimize. 6 mı 7 mi, yalan olmasın şimdi. Duru'nun doğum günü yarın ama onlar bugün pasta keseceklermiş. Yeşim abla gelir misin dedi. Anneme de söylemiş. Annem rahatsızmış, geçememiş.
Ben de dedim ki Elif hani Yaren geç gelecek. Onlar çünkü erken keseceklerdi. Aksilik ablamlar da yok. Onlarla beraber hani gelirdiniz dedi. Ama planlı bir şey değil dedi. Hani doğum günü yapmıyorum normalde dedi. Artık yarın veya cumartesi indiğimde durucuğuma küçük bir hediye alacağım. Buradan halasının kuzusunun doğum gününü kutluyorum. Beni arada izliyor. Buradan öpüyorum onu. Allah sağlıklı uzun ömürler versin inşallah evlatlarımıza, yeğenlerimize, çocuklarımıza. Yarın cuma arkadaşlar. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak dileğiyle. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hepinize her zamanki gibi öpüyorum. Hoşça kalın.